Sizin için çok önemli olan bir sınava uzunca bir süredir hazırlanıyorsunuz. Neredeyse yapılması gereken her şeyi yaptınız. Tüm dersleri çalıştınız, tüm konuları öğrendiniz. Defalarca testler çözdünüz. Kendinizden oldukça eminsiniz. Sınav günü sorularla baş başa kaldığınızda birden hiç beklemediğiniz bir şey olur. Sanki bildiğiniz her şey uçup gidivermiştir. Sınavdan önce kağıt, kalem bile kullanmadan aklınızdan yaptığınız basit bir soruyu yapamaz hale gelmiş ve sanki tüm bildikleriniz kafanızdan çekip gitmiştir. Bildiklerinizi hatırlamaya zorlarsınız ama zorladıkça bilgiler daha da ulaşılmaz hale gelir. Telaşlanmaya başlarsınız ve her şey daha da allak bullak olur. Sonuç olarak en iyi bildiğiniz soruları bile yapamadan sınav süresi sona erer ve berbat bir cevap kağıdını geride bırakıp sınav salonunu terk edersiniz. Ama daha da ilginç bir şey olur. Sınava girdiğiniz binayı bile terk etmeden tüm o aklınıza gelmeyen bilgiler ve cevaplar birden zihninize geri döner. Tüm cevapları aslında bildiğinizi de hatırlayınca üzüntünüz ve hayal kırıklığınız daha da artar. Peki de yaşadığınız bu garip şey nedir? Neden sınav sırasında her şeyi unuttunuz ve bir süreliğine nasıl olup da neredeyse hiçbir şeyi bilmeyen birine dönüşüverdiniz? Sınav ve onu geçmenizin gerektiğiyle koşullanan baskın düşünceniz, düşünme yeteneğinizi ve hafızanızı tümüyle bloke etmiştir. Siz kendinizi hatırlamaya zorladıkça bu engelleme daha da şiddetlenmiş ve neredeyse bilgiler zihninizde büsbütün ulaşılmaz hale gelmiştir. Canlandırma tekniği size tam da böylesi anlarda yardımcı olacak bir tekniktir. Canlandırma, kendinizi işin kendisiyle değil de sonucuyla birlikte düşünmenizle mümkün olur. Böylece zihninizi işin zorluğu ve çokluğunu düşünmekten uzaklaştırarak daha etkin ve güçlü bir pozisyona sokarsınız. Eğer bir sınava hazırlanıyorsanız, en azından günde birkaç saniye sınavı kazandığınızı düşünün. Sınav sonucunu aldığınız o anı ve onu sevdiklerinizle paylaştığınız anları düşünün. Bir konuyu çalışmaya başlarken, çalıştığınız konunun zorluğunu düşünmek yerine onu öğrendiğiniz ve o konudaki sorulara hızlı ve doğru bir şekilde cevap verdiğiniz bir durumu zihninizde canlandırarak başlayın. Sınava başlamadan birkaç saniye önce zihninizde sınav sorularına hızlı ve doğru bir şekilde cevap verdiğinizi canlandırın. Kendinizi sınavı süresinden bile önce bitirdiğiniz ve sınav salonundan yüzünde mutlu bir gülümsemeyle ayrılırken düşünün. Eğer sınav sırasında biraz önce bahsettiğimiz bir durumla karşılaşırsanız kendinizi asla hatırlamaya zorlamayın. Birkaç saniyeliğine durun ve zihninizde sınav sorularına hızla cevap verdiğiniz ve sınav salonunu muhteşem bir cevap kağıdıyla terk ettiğiniz o son durumu düşünün. Son durumu zihninizde canlandırmanız üzerinizdeki stresi tümüyle ortadan kaldıracak ve sizi terk ettiğini zannettiğiniz bilgilerinizin hala orada yanı başınızda olduğunu gösterecektir. Unutmayın. Son durumu düşündükçe son duruma giden yolun nasıl da kısaldığını ve kolaylaştığını görecek ve şaşıracaksınız. Canlandırma tekniği ile ilgili diğer videolarımızı izlemek isterseniz aşağıdaki linkleri tıklayabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.